Hesabınızdan 150.000 TL havale çıkış olmuştur. Ya bu bankalarda zırt pırt mesaj atıyor. Ne? 150.000 mi? Ne 150.000 ya? Şakir. Vallahi Şakir bu. Babama bak ya. Kötü haber tez yayılır demiş de. Efendim babacığım. Neredesin sen? Özür dilemeye geldim. Seni hediye al dediydin ya. Oğlum 150.000 liralık ne hediye aldın sen? Araba. Ufak olmuş oğlum. Uçak alsaydın bari. Ya kalp sektesinden götüreceğim sen beni. Ya sen de özünü dinlesek kabahat, dinlemesek kabahat. Güzel bir hediye al demedin mi? Olay bu yani. Konu kapanmıştır. Tamam kapat. ...150.000 lira gitti. Gitti 150.000 lira. Aa, aşkım, bu ne ya? Sen araba mı aldın kendine? Evet, aldım. Ama kendime değil. Sana. O kırmızı, bu kırmızı işte. Aa, nasıl yani? Bana mı? Hayır, inanmıyorum ya. Ben de. Şişt, babanı boş ver de. Gel hadi gezek. Vallahi test edelim birazcık. Vallahi hadi. Duru, sen de gel. Elinin yanına falan gideriz. Gezerik biraz ha. Hadi gelin hadi. Hadi vallahi gel gel. Hadi kız. Kalk gidelim. Vallahi Abdü var ya, çok pis kıskandı şu an. Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol. Oh! Ocağıma incir ağacı dikecek bu oğlan. Ya biz bu yola nereden girdik? Allah'ım sen kurtar bizi bu yoldan. Sen kurtar. Şimdi Dünür, bugün cuma dedim, mübarek gün dedim, susayım dedim, sabredeyim dedim ama artık sabredemiyorum. Ben de insanım, benim de bir ikrah noktam var. Ben istemeden sonra aldatıldığımı sanıyorum. Bu çok net. Ya bize istemeden önce verilen sözler tutulur ya da Mustafa Ali abim gibi isteme işini gözden geçirip tekrar düşünmeye başlarım. Sonuçta Şakir kızımı kaçırdı. Dayanak noktam var. Harika! Şahane! Vallahi Halil'ciğim, sen bunu bir daha gözden geçir. Hatta belki hayırlısı olur. Belki vazgeçersin. Bak senden haber bekliyorum. Muhtarlığın anahtarı zaten sende var. Kapatır çıkarsın artık. Hadi iyi günler. Bu ne yaptı ya? Kucağıma bombayı bıraktı resmen.